Emin Saraç hocamız, biliyorsunuz kıymetli büyüğümüz vefat etti. Hocamız Büyük Allame-i Cihan, Zahidül Kevseri Hazretlerinden icazetli, Mustafa Sabri hocamızdan okumuş, Şeyhülislam Osman son Şeyhülislamlarından. Ondan sonra Ali Adel Efendi babamızın en yakın talebesi, babası çünkü babaları, dedeleri hep İsmet Garibullah Büyükşehir Efendi Hazretleri'nin efendim halifelerinden Bahrullah Efendi Hazretleri var. Tokat Erbağ'da olacak. Onun halifelerinin halifesi. Dolayısıyla bu kapının çok kıymetlileri. Kendisi de küçükken, çocukken Ali Adel Efendi babamıza gelmiş. Bir zaman okutmuş. Sonra ben yaşlıyım evladım. Ali Adel Efendi 100 yaşlarında. Sonra bir gün ders verememiş. Ders veremeyince kapıdan göndermiş geri. Sonra çok üzülmüş. Hanımına çağırmış Hanife annemizi. Ben de tanıdım Hanife annemizi. Ali Adel Efendi babamızın hanımını, hacı annemizi. Ondan sonra rahmetullahi aleyha, kabr-i nur olsun. Hanife demiş, benim ayaklarım tutmuyor, gidemiyorum demiş. Ben çok üzüldüm bu Emin Mollay'ı demiş. Ders veremedim demiş. Üçbaş medresesinde o zaman Köneni Mehmet Efendi hocamız Üçbaş medresesindeki odalarda talebelere bakardı. Üçbaş medresesinde kalıyor demiş. Kara gümrükte. Ali Adel Efendi baba çarşamba İsmail dergahında. Sen demiş Üçbaş'a git, medreseye de demiş. O nerede kalıyorsa odasında bul da demiş. Rabbim bana sual etmesin ahirette ders vermedim diye demiş. Ne kadar ağır hasta olsam da yine bir şeyler okutayım demiş. Çağır onu getir demiş. Böyle o Emin Saraç hocayı okutmuş yani. Onu yetiştirmiş. Ondan sonra onun bir de abisi vardı Bahattin Saraç. Allah rahmet eylesin, kabr-i nur olsun. O Mahmud Efendi Hazretlerimizin asker arkadaşıydı. Onun sakalını askerde bile kesmemişler. Bizim Efendi Hazretleri'nin sakallı askerde keserler. Ama o Bahattin Saraç işte Ali Adel Efendi duası berekatıyla Davut Paşa kışlasında beraber askerlik yaptılar. Onun için her pazar izinli sohbete gelirdiler Ali Adel Efendi babamıza. Bahattin abi çok kıymetliydi. Benim de babamın çok dostuydu. Ben de çok severdi onun için. Yusuf'un oğlu diye. Kıymetli bir büyüğümüzdü. Yani ailenin tamamı Ali Adel Efendi babamızın çok yakınları, akrabalıkları da var. Emin Saraç hocamızın kardeşi Osman Saraç rahmetullahi aleyh, o da Ali Adel Efendi babamızın torunuyla evliydi. Torunla evliydi. O yüzden Ali Adel Efendi babamızın yakınları. Hakiki talebesi yani şey olarak ilmi, şeriat ilimlerinde, tarikat hususunda bir şey söylemedi bize yani. Ben tarikat dersi aldım şudur, onu söylemedi. Ama tarikatla ilgili demiyorum ama şeriat ilimlerinde Şifa-ı Şerif dersleri. Ali Adel Efendi babamız Şifa-ı Şerif'i nasıl okuturdu? Her okuturken Şifa-ı Şerif dersinde hüngür hüngür ağlardı. Ve Emin Saraç hocamız bizzat Ali Adel Efendi Hazretleri'nden Şifa-ı Şerif'i kitaptan ders okumak şerefine nail olmuş bir bahtiyardır. Sonra da Fatih Camii'nde bu seneye, yakın seneye kadar, şu koronalara kadar Şifa-ı Şerif okuturdu. Fatih dersamları gibi o şeyi devam ettirdi. Fatih Camii'nde dersi devam eden, ta Osmanlı'dan yani kalan ders halkasını sürdüren tek kişi. O da vefat etti. Onun için bana da bir icazet lütfetti. Bir sene kadar daha olmadı. Hanemi teşrif etti, buraya geldi, ziyaret etti. Bayağı muhabbet ettik, oturdu birkaç saat. Yani bizi adamına koydu, biz de onu ziyaret ederdik. Yani hakikaten Ehl-i Sünnet müdafi'i, Diyanet reisine de bozuk atar, müftiye de bozuk atar. O ne zaman kadın müftü yardımcıları bilmem ne çıkarttılar, Fatih müftün şuraya buraya. Müftiye de gitti, vaaz etti. Diyanete de vaaz etti. En yüksek seviyede bürokratlar gelir, onlara da vaaz eder. Başkaları gibi diyeyim, kendimi de katayım neyse. Efendim yağcılık yapmaz. Haşa dal kavukluk yapmaz. Haşa hakkı söylemekten geri durmaz. Kim kızar, kim yatağına ayrısına bakmaz. Evine gelene gidene, ki herkes gelir gider, hepsine şeriatı söylemiş, taviz vermemiş bir alim olduğuna ben şahitlik ederim. Allah Teala yüksek dereceler ikram eylesin, makamını cennet eylesin, derecesini âli eylesin. Hacı annemiz, kıymetli annemiz, yani çok şerefli bir kadın, çok asil bir kadın, maneviyat dolu, nurani bir annemiz. Ben mübarek cemalini görmedim. Görmedim. Eşimin aktardığı kadarıyla. Fakat Ali Yekta Efendi'nin kızı, Fatih müftisi Ali Yekta Efendi, babam da onu iyi tanırdı çocukken. Ali Yekta Efendi kim? Ali Yekta Efendi Hazretleri, Kaddesallahu aleyhi ve sellem, Ali Adel Efendi Hazretleri'ne hem baş müftü, Allame-i Cihan, ama Ali Adel Efendi'ye gece gündüz hizmet eden bir müridiydi. Ve Ali Adel Efendi gece teheccüde hangi saatte Ali Yekta Efendi gelir, suyu ısıtır. Çünkü Ali Adel Efendi yürüyemiyor, edemiyor son zamanlarında, son 10 senesi falan, 10 seneden fazla ayakları tutmuyordu. Ali Yekta Efendi, Ali Adel Efendi'nin maneviyatta, tarikatta da müritlerinden, müntesiplerinden, manevi vekillerinden çok kıymetli bir zat. Kabr-i Nur olsun. Ali Adel Efendi babamızın hemen ayak ucunda kabri. Hemen orada yatıyor. İşte nereden geldiğinize göre bağlı. Kabr-i Şerif'ten bizim Şehit Bayram Hoca'ya doğru giderken, efendim Huşt Efendi'ye, Şehit Bayram Hoca'ya doğru giderken hemen efendim solda, oradan giderken soldaki mezarlık. Şimdi güzel de yaptılar kabrin torunları. Ali Yekta Efendi, okuyun onu, o çok kıymetlidir. Hacı annemiz onun kerimesidir. O tarafta Ali Adel Efendi babamızın tarafı olmuş oluyor. Onun için hacı annemize Allah Teala sabrı cemil, ecri cezil ve amal salihatle hayırlı uzun ömürler nasip eylesin. Fatih Saraç Beyefendi benim çok tanıdığım biri. 81 senesinde onunla kaldım Mekke'de. 81 değil, 84. 81'de de tanıyordum da 84 senesinde bayağı bir beraberliğimiz oldu. Mekke'de kaldık. Fatih Saraç oğlu, Emin hocamızın mahdumu. Efendim ona da Yekta Saraç beyefendiye de YÖK başkanı ona da sabrı cemil, ecr-i cezil, salih ameller, hayırlı uzun ömürler ve babalarının şeriat, ehl-i sünnet, Kur'an, sünnet yolunda istikametler nasip ve müessir etsin, torunlarına da, ailesine de. Rabbim hocamızın yolunu kapatmasın, yürütenler halka eylesin. Bütün talebelerine, çok kıymetli talebeleri var. Bütün talebelerine, onlar hep bizim de büyüklerimiz, hoca efendiler. Hepsine Allah Teala sabrı cemil, ecri cezil ihsansin. Hocamızın ruhu için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma mesahu ilmullah. Allah, Allah, Allah Celle şanuka. Celle Celaluhu amme nevaliku la ilahe gayruke ya rabbel alemin. Bize hediyelerimizi kabul eyle. Emin Saraç hocamızın ruhuna hediyeledik, vasıl eyle. Ruhaniyetini haberdar eyle. Daha kabre girmediği kabrinde karşılamasını bu hediyelerimizin onu nasip eyle. Yüksek dereceleri ihsan eyle. Allah'ım şu garip zamanda, şu zor zamanda anlatırdı, neler anlatırdı. Kur'an okumak yasak, biz küçücük çocuğuz. Babam bizi evde okutur. Jandarma gelir basar, ışık yakamayız. Şimdi evin içine çadır kurduk derdi. Evin içine çadır kurduk. Kaç tane, bir iki tane çadırın içine giriyoruz da mum yaktık mı mumun ışığı dışarı çıkmasın da. Bunlar gece kalkmış namaz mı kılıyorlar, Kur'an mı okuyorlar? Erbağ'da, Tokat'ta neler çektik derdi. O çektikleri çileler hürmetine Allah Teala kendisine çok mertebeler ihsan ve ikram eylesin. Hocamızın en büyük özelliklerinden biri tevazu sahibiydi. O kadar ilmi, o kadar fazil, o kadar icazeti ki Türkiye'de Zahidül Kevseri'nden icazetli adam yoktur belki. Dünyada da hemen hemen bir iki tane kalmış. Hint uleması ona gelirdi. Pakistan uleması ona gelirdi. Bütün Mekke Medine hocası ona gelirdi. Muhammed Avami hocalar, muhaddisler, Ebu Güddeler ona gelirdi. Yani çünkü neden? Zahidül Kevseri Hazretleri ile irtibatından da dolayı Ebu Güdde hocamız merhum, o zaten Zahidül Kevseri'den icazetli. O ayrı dava. Arkadaş olarak gelirdi diye demek istiyorum. Dolayısıyla ama o kadar da tevazu sahibi, çocukla çocuk olur. Hiç böyle ki ilmin verdiği bir böyle kibir, bir gurur, bir kendini beğenme. Haşa haşa. Mahmud Efendi Hazretlerimiz birkaç yaş, ondan yaşı büyüktür ama yani hemen hemen hocamız da vardır belki Hicri'de 90 küsur. Efendi Hazretlerimizi çok severdi. Çok tazim hürmet ederdi. Çok takdir ederdi. Kim gelse Nedvi ise Ebu'l-Hasen Nedvi gelmişti mesela. Hemen Efendimiz'e gelir, işte onu ziyarete gidelim. Veyahut bir alim gelir Mekke'den, Medine'den, Kubeysi Hoca gelir, öbürü gelir. Dünyanın neresinden Emin Saraç Hoca'ya çok gelir. Hemen alırdı. Mahmud Efendi diye bir zat var, çok İslam'a hizmet ediyor, ilim okutuyor diye, şeriat, tarikat. Getirirdi İsmail Ağa'ya. Devamlı gelirdi, ziyaret ederdi. Ondan sonra efendim ben bunların hepsinin şahidi olmuşum, yanlarında bulunmuşum. Seyyid Muhammed Alevi Maliki Hazretleri gelince benim haneme gelmişti yine ziyarete. Oğlu geldiğini bak, o Seyyid Malik'in oğlu 30 yaşındaydı Ahmet Maliki hoca, kardeşimiz. Mesela o babasının hatırı var, Seyyid'dir, hemen Fatih'ten kalktı, telefon etti geliyor. Yani seyitlere, ulemaya, ehli beyte hiç ben 90 yaşındayım, 80 yaşındayım, ben alimim, bu benden ilmi az. Böyle bir şey yok. Hakikaten Allah adamı bir ehli sünnet hadimi bir hocamız idi. Allah-u Teala bu vesileyle yarınki gününde Rabbine kudumunu mübarek eylesin. Kabr-i şerifini Ravdat-ı Riyad-ı Cinan eylesin. Meddel basar tevsi' eylesin. Münker Nekir'in sualinden, fitnesinden, azabından emin eylesin. Adı gibi emin eylesin. Amin. 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 İlâ şerefir ruh. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi. Amin. Allahümme nâ neselükel cenne ve na'udu bike. Nâ neselükel rıdâke vel cenne ve na'udu bike msikatıke. Allahümme nâ neselükel cennete ve mâ qarrabe ileyâ min kavline ve amel ve na'udu bike. Minen nâri ve mâ qarrabe ileyâ min kavline ve amel. Allahümme nâ neselükel min khayri mâ. Seyyidike min nebiyyike Muhammedun sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Na'udu bike min şerri mâ sâ. Nebiyyike Muhammedun sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ve entel musta'an ve aleykel belâhu ve lâ havle ve lâ kuvvete İlla billahil aliyyil azim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sellem. Salavatike adedin malumatike ve barik selim teslimen. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifune ve selamun alel murseline velhamdülillahi rabbil alemin. Amin amin ya ila şerefin nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Ve âli ve ashabı meşâihina kâh. Ve âtina ve âtina. Efendi babamız Ali Adel Efendi Hazretleri'nin ruhu azizine, Ali Yekta Efendi hocamızın ruhuna, Emin Saraç hocamızın ruhuna, ve bu celsede ismi geçen şehitlerin meyit meyitine başlıyor. El Fatiha.